CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin'e dönmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim bölgesindeki bu değerlendirmelerini nasıl yorumlarsınız? Yine altılı masanın devam ettiğine dair değerlendirmeler yaptı. Örgüt ittifaklar olduğunu söyledi. Gerçekten altılı masa gibi bir ittifak bugün itibariyle söz konusu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan o bölgede nasıl bir seçim stratejisi izliyor ve bu strateji başarılı olur mu? Evet, yani Sayın Erdoğan mesaj vermiyor. Sayın Erdoğan muhalefete ayar veriyor ve hakaret ediyor. Yani düpedüz hakaret ve kaldı ki dünkü Sayın Erdoğan'ın konuşmasını şiddetle kınadım. Bu tabii ki muhalefet iktidar birbirini eleştirecek, eksiklerini, kusurlarını anlatacak ama doğru olmayan cümleler doğruymuş gibi kamuoyuna yansıtılması Türk siyaseti tarihinde maalesef bir alışkanlık haline gelmiş. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu deprem bölgesi özellikle Hatay, Maraş, Malatya ve Adıyaman o akstaki çalışmalar 99 Marmara depreminden sonra Türkiye ilk kez çok önemli bir çalışma yaptı. İşte dünyadaki bütün çalışmaları da baz alarak bir bilim kurulu oluştu ve bilim kurulu gerçekten bugüne kadar ihmal edilmiş Türkiye coğrafyasındaki fay hatlarının, yapı stoklarımızın durumunun tamamını 6 yıl içerisinde tespit etti. Şimdi herkes konuşuyor. Maalesef Türkiye'de siyasette fikri takip yok, gazetelerde yok, televizyonlarda yok. Her şeyi unutuyoruz günübirlik yaşadığımız için. Ve o tarihten itibaren 2002 yılında AK Parti iktidar oldu. AK Parti iktidarı ile beraber 2005 yılında Ulusal Deprem Konseyi'ni feshettiler. Halen cevabını alabilmiş değiliz. Bir coğrafya düşünün, bir ülke düşünün. Fay hatlarının %66'ın fay hatlarında coğrafyasının buna rağmen bilim kurulunu feshettiler. İki, bu bilim kurulu gerek Türkiye'deki başta Hatay, Maraş olmak üzere o devletin belgelerine baktığınızda o belgelerin tamamında buraların zeminlerin sorunlu olduğunu, yapı stoklarının sorunlu olduğunu devletin belgelerinin hepsini görebilirsiniz. Bunu nereden biliyorsunuz diyecek bizi izleyenler sorabilir. 2005 yılında bu bilim kurulu feshedilince İstanbul İl Başkanı olarak sevgili bu bilim kurulu insanlarımızla, başkanımızla görüştük. Sizinle çalışmak istiyorum dedim. Ve Türkiye'nin en saygın bilim insanlarıyla biz belki devletin kurumlarında bile olmayan çok ciddi bir çalışmayla elimizde raporumuz, belgelerimiz var. 2007 yılında hazırlandı. Gürsel Bey kimler vardı? Unutmuşum ben. Haluk Uyduğan'dan tutun aklınıza gelebilecek. Haluk Uyduğan aynı zamanda Ulusal Deprem Konseyi Başkanı'ydı. Naci Hocası'ndan bugünkü bilim insanların tamamı o dönem o çalışmanın içindeydi. İkincisi yine dönemin iktidarı iki önemli karar daha aldı. Bu kararın bir tanesi de deprem vergisi. Harıl harıl insanlar vergi ödediler. 100 milyar doların üstünde para toplandı. Bu paraların nerede olduğunu ne muhalefet soruyor, ne gazeteler, ne televizyonlar soruyor. Gitti. Hatta soruldu, biz sormuştuk. Dönemin bakanı dedi ki düble yollarda kullandık. Üçüncüsü, en önemlisi, bugün bu lokasyonda yani İstanbul'un çevresinde dolaştığınızda aklınıza gelebilecek o dikey yapılar, AVM'ler, rezidansların tamamı deprem toplama alanı ve deprem dönüşüm alanları üzerine kuruldu. Hani suçlu çok da güçlü olur. Bu iktidarın deprem konusunda işlemiş olduğu kusurlar, suçlar buradan Ardahan'a yol olur. Ama yani şaşırıyorum, muhalefete de şaşırıyorum. Bunların hesabının neden sorulamadığını. Bilim kurulu niye feshettiniz? Ve Maraş'ta, Hatay'daki kayıtların tamamına bakın. AFAD'ın raporlarına bakın. Deprem geleceği bütün bilim insanları tarafından bir yıl önce bağırılmasına rağmen bu iktidar en ufak bir önlem almadığı gibi şimdi en çok konuşan da iktidar oluyor. Şimdi durum böyle olunca en azından insanı olarak, yani insanların acılarının daha dinmediği bir ortamda muhalefet oradan eleştirilmez. 99 Marmara depreminde
biliyorsunuz çok büyük bir deprem oldu. O dönem İstanbul'da AK Parti Belediyesi iktidardı. Sakarya'da AK Parti Belediyesi iktidardı. Birçok yerlerde iktidardı. Yani hiç kimse muhalefeti, iktidarı dönüp efendim ey belediye senin kusurların var demedi. Evet, bir kusur varsa bu kusur devletin kurumlarının tamamının kusurudur. Bir yerden başlarsınız, baştan itibaren. Mesela Hatay'da bizim bildiğimiz, çokça herkesin bilmiş olduğu zemin etütünü yapanlarla ilgili herhangi bir soruşturma açıldı mı ve tutuklu kimse var mı? Yok. Ruhsatı verenlerle ilgili var mı? Yok. İskanı verenlerle ilgili var mı? Yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili, kusuru kabahati olanlarla ilgili bir şey var mı? Yok. Şimdi bütün bunları bırakmışız. Önümüzdeki dönemde kim ne oy alacak? Kimin ne oy alacağı beni çok ilgilendirmiyor. Burada bizim birinci önceliğimiz, bu yaraları hızlı nasıl sarabiliriz? Halen insanlarımız çadırda yaşıyor. Çadırda insanlar yaşıyor. Evet. Şimdi böyle bir ortamda bu süreci siyasallaştırıp buradan bir rey devşirmek hiç insanı bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile efendim Sayın Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte kavga var, şu var, bu var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kutup yıldızıdır. Bütün partilerin kutup yıldızıdır. Çünkü bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde çıkmış. Yani her parti kışlaya dönebilir. Ama müsaade edin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir farklılık olsun. CHP'de insanlar farklı düşüncelerini ifade etsin. Hayır, hiçbir. Yani eğer Sayın Erdoğan'ın ifadesi şuysa, birileri parti içerisinde insanlar itiraz ettiği için bu itiraz bir savaşsa, evet bu itirazlarımız olacak. Biz böyle bir partiyiz. 1923'ten itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e itiraz etmiş. Onun için siz biz bu itirazlar aynı zamanda partiyi zenginleştiren, partiyi büyüten bir anlayıştır. Ha, şu yapılabilir mi bilmiyorum, en azından Sayın Erdoğan'ın da bütün siyasi partilerinde rahat edebileceği. Gelin kardeşim, yani hep dünyayı örnek gösteriyoruz, işte Batı'yı örnek gösteriyoruz. Edirne'nin ötesinde ahali neyi nasıl yapıyorsa, belediye başkanını, yerel yöneticisini, milletvekili nasıl seçiyorsa biz de öyle seçelim. Yani tayinli atamalı Ankara'daki bu sistemden bizim vazgeçmemiz lazım. Hep darbe deriz, darbecilerle hesaplaşacağız. Ama ne garip bir şeydir, bütün siyasi partilerin programında siyasi partiler yasasını iktidar olduğumuzda değiştireceğim demesine rağmen kimse yapmıyor. Gelin o zaman, anayasa kadar önemlidir. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Yani Türkiye'de anayasayı değiştirmiş gibi olursunuz. Çünkü eğer demokrasinin temel şeyi partilerdir. Evet. Partiler içerisinde siz demokrasiyi işletemezseniz nereden Türkiye'de demokrasiyi getireceksiniz? Bu atamalı ve tayinli sistem doğal olarak da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman insanların itirazı ve genel merkezimiz, arkadaşlarımız daha az hata yapma adına araştırmalar, çeşitli saha çalışmalarıyla zaman zaman uzayabilir. Varsın AK Parti kışla gibi olsun, biz de itiraz edilen, tartışılan, kavga edilen bir parti oluverelim. Peki efendim.